Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Meslek Tanıtımları serimizin yeni videosunda oyuncu ve senarist İbrahim Ethem Arslan'la birlikteyiz. Bugün sizler için samimi bir sohbet gerçekleştireceğiz. İbrahim abi hoş geldin. Hoş bulduk Buğra. Bu kadar da gerek yoktu ya. Halamın oğlu, dayımın oğlu. Halamın oğlu Buğra, dayımın oğlu İbrahim abi. Aynen. Diğer meslek tanıtımları videolarından biraz daha farklı olacak. Çünkü İbrahim abi kendisi hem kuzenim olur, dayımın oğlu olur. Hem de üniversitede 4 sene beraber ev arkadaşlığı yaptık. O yüzden bugün inşallah daha resmiyetten uzak samimi bir sohbet gerçekleşecek. Eyvallah inşallah. Öncelikle İbrahim Ethem Arslan kimdir? Öğrencilerimize bir tanıtabilir misin abi kendini? Şimdi İbrahim Ethem Arslan kimdir? İbrahim Ethem Arslan Yozgat Diyarköy doğumlu. Babası öğretmen, babası ve annesi aynı zamanda çiftçi olan Türk bir ailenin çocuğudur. Liseye kadar Yozgat'ta okudum. Liseden sonra Ankara'ya okumaya geldim. Sonra da işte İstanbul'a yolumuz düştü ve işte oyunculuk, senaristlik falan devam ettik. Geldik çok şükür. Ankara'daki üniversite yıllarıma ben uzun süre üniversite okuduğum için Buğra bir kısmına şahit. İki tane üniversite okudum Ankara'da. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde okudum. Bitiremedim. Sonra o döneme burada şahittir. Ankara hukuku kazandım. Sonra işte Kültür Bakanlığı'nda memuriyet yaptım. Bir yandan da okurken bir yandan da tiyatro yapmaya çalıştım. Sonra Allah yolumuzu açtı. Sevda Kuş'un Kanadında dizisinde oynamaya başladım. İsimsizler, toz koparan falan derken Deliler diye bir sinema filmi yazmak nasip etti Allah bize. Ardından onu soracaktım. Hani abi nelerde oynadın? Bir de onları söyle öğrencilerimiz öğrensinler diye. Sen de zaten sayıyordun. Ben az çok merak edilenleri biliyorum. Daha önceden işte bu tarz yayınlar yaptık. Deliler sinema filmini yazdım. Ardından Mavera yayınlananlar arasında Mavera'yı yazdım. Daha yazdıklarımız var, yayınlanacakları var. İşte Barbaroslar diye bir dizi yazıyorum. Ekiple yazıyoruz yani, tek başıma yazmıyorum bunların hiçbirini. Koca Yusuf diye bir projemiz var. Bunları da TRT'de inşallah 1 Eylül'de birinin zamanı belirsiz seyircilerin beğenisine sunulacak inşallah. İnşallah abi. Bayağı da olmuş yani şimdi düşününce. Sen bu işe girdiğinde işte ufak figüranlıklar derken şu anda bayağı da hakikaten düşününce senaryoda olsun, oyunculuk da olsun. Eyvallah gayet, yani bir gayet ilerlemiş. Oyunculuk işi 5-6 senaryo işi oldu 5 senede. Allah'a çok şükür. Yolumuz açıldı. Yani yolumuza devam edeceğiz yani. Kendi hikayelerimizi, topraklarımızın hikayesini anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Kolay gelsin abi. Peki abi, peki öğrencilerimizin abi merak ettiği bir soruyu sana sormak istiyorum. Bir senarist günde kaç saat çalışır diye bir soru gelmiş öğrencilerimizin bir tanesinden. Şimdi şöyle, sen beni tanıyorsun. Bir İbrahim Ethem Arslan günde kaç saat çalışır? Öyle bir cevap bulalım. Bir İbrahim Ethem Arslan günde gerektiği kadar çalışır. Aynen öyle yani. Şimdi şöyle, bir İbrahim Ethem Arslan günde gerektiği kadar çalışır. Aşağı yukarı bir senarist de gerektiği kadar çalışır. Ben Mustafa Burak Doğu'yla çalışıyorum. Mustafa Burak Doğu'nun yöntemi de benimkiyle aynı. Canımız istediği zaman çalışıyoruz. Canımız istemediği zaman çalışmıyoruz. Ama canımız istediği zaman çalıştığımız zaman da verimli çalışıyoruz. Bu verimi artıran şeylerden biri her zaman senaryo için. Deadline'dır. Deadline diye bir İngilizce kelime var. Bitiş tarihi. Senaryo sete yetişsin. Oyuncular okumuş olsun. Reji okumuş olsun. Sanat okumuş olsun. Makyaj ekibi okumuş olsun. Sen o zamana kadar yetiştirmek zorundasın. Son gün yetiştirebiliyorsan son gün çalışırsın. Veya işte çok esnek bir meslek yani aslında.
esnek, yani 24 saat çalıştığımda oluyor. Gün Bazen hiç içerisinde çalışmadığında değil mi? 3 gün hikaye konuştuğumuz oluyor, geyik yapıp hikaye konuştuğumuz da oluyor. Peki abi, sizin meslekte gözlem bu işin neresinde? Sosyoloji, hani toplum gözlemi falan. Var mı öyle Bir kere bir olayınız? şimdi oyunculuk için mi soruyorsun, senaristlik için mi? Yani sen kendi alanından cevapla ya, fark etmez. Şimdi şöyle, oyunculuk için gözlem çok 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 önemli gözlem. Yani senaristlik için de aynı çoklukta önemli. Fakat oyunculuk için gözlem çok daha önemli diğer her şeye göre. Senaristlikte gözlemin üstüne bir de kültür, yani o konuyla alakalı hangi konuda yazacaksak işte uzman görüşleri diyelim, işte kitap okumaları, yani biz bir işe başlarken yani 30, 40, 50 konuya göre işte kitap okuyoruz, yani şey hemen aklımıza geldi uydurduk yazdık diye bir olay yok. Evet. Hele hele tarih yazıyorsan Tabii ki. boşlukları bulmaya çalışıyorsun. Tarihte kesin olmayan Peki sana yer. şunu sorabilir miyim abi? Mavera dizisinde şu anda Hoca Ahmet Yesevi'yi öğrencilerimiz de duymuşlardır bu ismi zaten bilirler. Ne kadar süredir araştırıyorsun bu ismi? Şimdi şöyle, Hoca Ahmet Yesevi'nin bizim hayatımızda, bizim zihnimizde tekabül ettiği yeri de aşağı yukarı bilirsin. Yani Hoca Ahmet Yesevi, Anadolu'nun Türkleşmesinde çok fazla emeği olan bir figür, Evet. bir zat. Hoca Ahmet Yesevi'nin bu yüzden benim gibi insanların gönlünde ve aklında tekabül ettiği yer büyük bir alan yani. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi ile alakalı yine senin de şahit olduğun bir olay var. Benim Şey sektöre hatırlıyorum. dair ilk şeyim Hoca Ahmet Yesevi tiyatrosuydu. Tiyatro metnini yazdık. Türkiye'nin her yerinde tiyatrosunu oynadık. Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıttık. Buna sen de şahit oldun. Sen hatta bir tanesini bizim memleketimizde Yozgat Diyarköy'de organize ettin. Orada da oynadık. Ben bunu Türkiye'nin her yerinde oynadım. Sonra geldim, sektöre girdikten sonra TRT bir Hoca Ahmet Yesevi dizisi çekmek istedi ve senarist olarak da iş bize geldi. Bizim Hoca Ahmet Yesevi'yi biliyor olmamızda Evet. haberleri yoktu. Nasip etti yani. Allah nasip etti. İş bize geldi. Hoca Ahmet Yesevi ile ne kadardır ilgileniyorum? Kendimi bildim bileli desem yeridir O da yani. kendini buldun bulalı da Kendimi diyebiliriz. buldum. Kendimi bulamadım daha da. Daha Buldum devam. desem. Kolay gelsin abi. Peki abi, Eyvallah. öğrencilerimizin merak ettiği konulardan bir tanesi şu. Bu işin okulu var mı? Yani Bu senaryo işin yazarlığı ya da oyunculuk okulu var mı? senaryo yazarlığı ve oyunculuk okulu var. Bu işin okulu olmadan olmaz. Şöyle yani şundan bahsetmiyorum. Yani konservatuvar veya yazarlık okulu. Bunlar şart demiyorum. Fakat insan sertifika veya işte diplomalı bir okuldan ziyade bu işin okulu var. Mesela tiyatro, oyunculuk yapacak insanlar alaylı da olabilir. Konservatuvarla da olabilir. Konservatuvarla oyuncu bu işin tekniğini, yani hayatını bununla idame ettireceğini beyan etmiş oluyor aslında konservatuvara giderek. Hayatını bunun üzerine kurmaya karar vermiş oluyor. Alaylılarda da tiyatrodan başlayıp veya işte bunun eğitimleri var dışarıda. Onlardan alıp veya kendi kendine YouTube'dan öğrenip veya işte YouTube'un reklamını yaptık ama sen de bunu YouTube'da Sıkıntı paylaşacaksın zaten. Ekstra beğeni falan gelirse. yok. Şimdi videolardan veya kitaplardan öğrenip kendi başına kabiliyeti de varsa fazladan bu işi yapabilir. Bu Sen işin okulu peki bunun neresindeydin? Onu da söyle arkadaşlarımız, onu da öğrensinler. anlatayım. Şimdi bizim okulu vardır derken şunu önce tam izah edeyim de şimdi insanlar
Bu işin okulu derken genelde bu işler bir zanaat gibi, bir sanat da öyledir. Usta çırak ilişkisi yürür. Şimdi ben tiyatro eğitimi aldım. Ankara'da Yenilmez Sanat Merkezi diye bir sanat merkezi açılmıştı. Orada eğitim aldım. Fakat bu eğitim yeterli miydi, yeterli değil miydi bilmiyorum ama bize bir özgüven kattı. Arkadaşlarımıza kendi tiyatro okulumuzu kurduk. Kültür Bakanlığı'ndan destek aldık ve Hoca Ahmet Yesevi oynamaya başladık. Yapabileceğimizi gördük. Sonra dedik kamera önüne de taşalım. Yetmedi yani sahne. Sonra kamera önüne geçtikten sonra da işte oyuncularla oynarken de görüyorsun, keşfediyorsun. Algın açıksa daha çabuk öğreniyorsun. Eğer yeterliysen yükseliyorsun. Senaristlikte de Ankara'da Sinematek Derneği vardı. Yücel ünlü hocamızın açtığı. Orada Tanlar Ayancan diye bir senarist hocam vardı. Senaryo hocası. Kendisi de zaten işte Yamakamet gibi bilinen dizileri yazmış daha evvelden. Ondan bir eğitim aldım ben. O tekniğini öğrendim. Onun öncesinde kitaplar okudum. Zaten hevesliydim. Bu işe hevesli olmadan, gönlünü koymadan giremiyorsun. Yani her işte olduğu gibi. Kesinlikle. Öğretmenlik de öyle bir şeydir mesela. Gönlünü koymazsan öğretmen olamazsın, doktor olamazsın. Çünkü mesai isteyen her işte. Yani işini sevmezsen o işi yapamazsın öyle. Biz de okuduk, eğitimini de aldık. Fakat ben bu senaryo işini Mustafa Burak Doğu dirilişi yazdı. İşte daha öyle isimsizlere Sevda Kuş'un kanadındayı falan yazdı. Ben onunla birlikte çalışmaya başladıktan sonra işin detayını, inceliğini öğrendim. Usta çırak ilişkisi dediğimiz de aslında bu yani. Mustafa Burak Doğu ile çalışırken geliştirdim kendimi. Aslında öğrencilerimizin birçok sorusuna da bu bölümün içinde cevap vermiş oldun. İşini severek yapmak yeterli mi gibi mesela bir sorunun cevabı çıktı. Mesleğinde Yeterli değil. zor yani Yeterli değil ama gerekli. gerekli evet. Peki öğrencilerimizin çok merak ettiği şeylerden bir tanesi senaristlik ya da yazarlık geliri ne durumda? Yüksek mi gelirleriniz ya da nasıl bir durumdasınız? Aslında Şimdi hani şöyle, oyunculuk deyince herkes şey bekliyor. Hani oyunculuk ve senaryo yazarlığı çok devasa paralar kazanılıyor falan bekliyor. Bunu bizzat senden duyalım. Nedir bu durumun aslı? şimdi bizim mesleğin bazı iyi yönleri ve kötü yönleri var. Kötü yönlerden başlayayım. Şimdi kötü yönleri derken, şimdi sektörde diziler var. Herkes bir oyuncu olmak istiyor. Televizyon seyreden herkes kendisini karakterle özdeşleştirip izleyebildiği için bu işi oyunculuk yapabileceğini düşünen çok fazla insan var. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Yani eğitimden geçerler, kabiliyetleri vardır. Ama sektöre girmek çok zor olduğu için bizim sektöre girmek gibi bir problemimiz oldu. Ben tiyatroya başladım, 5 sene sonra girebildim. Tırnaklarımla kazıya kazıya Evet, zor bir süreç girdim. kesinlikle. Sonra işte sen bu işi yapmaya çalışıp bir hevesle yapamadıkça, bir şeyler olacak deyip olmadıkça, heyecanını birileriyle paylaştığın sürece sana bu işi yapamadığın için ya bu da çalışıyor ama hiçbir şey de olmuyor. Önüne bak diye kendi arkadaşlarım, dostlarım bile öğüt verir hale geliyor. Bu ya benim için bir problem olmadı. Ben kafasına koyduğunu yapmaya çalışan biri olduğum için benim hedefimi, yolumu kimse bozamadı. Yani Kararlılık aslında aynen. bozmak için yapmıyorlar tabii ki. Senin iyiliğini düşünüyorlar. Senin için endişe ediyorlar aslında. Hepsinden Allah razı olsun ama bunu yaparken senin destekçin pek fazla olmuyor. Çünkü bizim Anadolu'da bir memuriyet, bir işte olabiliyorsan doktorluk, olabiliyorsan öğretmenlik, olabiliyorsan Devlete gir mantığı. devlete girmek daha önemlidir. Bizim sektörün işte işsiz kalma problemi çok fazladır. Çünkü çok oyuncu var dedim başta. Yani dizi bitiyor, tekrar başka bir diziye başlaması süreç alıyor. İşte menajer bulması, insanın menajer bulması çok zor. Herkesin menajeri olmuyor ilk başta.
Girdiğin zaman karın tokluğuna çalışıyorsun ilk başta tutturana kadar. Ondan sonra tutturduktan sonra belli meblağlar alıyorsun. İyi yönlerinden birisi o. Mesela sevdiğin işi yapıyorsun. Set ortamı çok keyifli ve insanın genelde özlediği bir ortamdır. Senaryo yazmak, işte bir şeyler üretmek ve ürettiğini doğrudan televizyonda karşında görmek. Yani sen birini Evet. konuşturuyorsun ve meşhur oyuncular televizyonda senin Evet. yazdığın replikleri söylüyorlar. Yani televizyonda izlediğin daha evvelden, yani senarist olmadan önce televizyondan izleyip işte aa ne güzel oyuncu falan dediğin adamlar Senin yazdıklarını benim yazdığım cümleyi oynuyor. Yani benim oynuyorlar. Evet. yazdığım mizah seni oynuyor. Buna örnek olarak mesela Deliler filmin benim ilk sinema filmimdi yazarlık olarak. Erkan Petekkaya Kontrakula dedikleri, Avrupalı'nın Kontrakula dediği Vlad Tepeş'i oynadı. Erkan Petekkaya'nın sahnelerinin bir kısmını ben yazmıştım. Erkan Petekkaya benim yazdığım sahneleri oynadı. Cümleleri bile değiştirmeden Evet. oynadılar. Yani böyle olunca insanın hoşuna gidiyor. Televizyonda karşılığını görüyorsun, tepkileri görüyorsun ve herkes senin yazdığın şeyi görüyor. Bu iyi tarafı. Para mevzusuna gelince biz başlarda çok sıkıntı çekiyoruz. İş bulamama gibi problemler çekiyoruz. İş bulduğumuz zaman iyi kazanıyoruz ve onu biriktirip sonra iş bulamadığımız dönemlerde onu harcamamız Keseden gerekiyor. yiyorsunuz. Hayır. Aynen öyle. O yüzden fena para kazanmıyoruz. Bu işte para yok diyemem. Yanlış olur. Yani biz büyüklük olsun diye söylemiyorum bunu ama yani normal insan, o yani toplum vasatının, yani toplumdaki Ortalama. insanın, toplum ortalamasının çok çok üstünde paralar kazanıyoruz Anladım. yükseldi. Sinema sektöründe şey mi diyorlar? Çorba kaynıyor mu diyorlar? Çorba Evde. kaynıyor diyorlar. Evde. Biz de diyor ki su akarken testiyi doldur diyorlar. İşsiz Ha, kalırsan. anladım. Hele korona döneminde. Aynen. Peki abi aslında yine bayağı bir sorunun cevabını da bu bölümün içinde verdin. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Bu da benim merak ettiğim şey. Oyuncuları mesela siz mi seçiyorsunuz? Senaryo yazarı mı seçiyor? Yoksa yönetmen mi seçiyor? Kim seçiyor oyuncuları? Şimdi bu işin usulünü ben söyleyeyim. Şimdi Hollywood'da senaristler yönetmenlerle birlikte çalışır. Yönetmenlerin ismi genelde senaryoda da yazar. Yönetmenle birlikte, yani daha doğrusu yönetmenin bir fikri olur, bir senarist alır yanına çalışır. Yani bir senarist bir yönetmen diye gider ve oyuncu seçerken senarist kafasında birini bir şey canlandırır, bir karakter canlandırır. Bu karaktere uygun oyuncuları belki düşünür bazen. Biz mesela şeyi düşünmüştük yani yine Delilerden örnek verecek olursam Deliler filminde Demet Tuncer var. Rosa diye bir karakter, Çingene karakteri. Onu oynarken mesela Demet abla oynasa iyi olur diye düşündük ve o oynadı yani. Ama bu bizim yapımcıyla ve yönetmenle istişarelerimiz sonucunda oldu. Hollywood'da senarist fikrini beyan eder ve genellikle de netice alır. Ama bizim Türkiye'de işin çok farklı kodları var. Şimdi Hollywood'daki gibi değil bizimki. Yani kodlar şöyle, yapımcı bir riske girip büyük paralar koyuyor ortaya. Yönetmen işin içerisine alın terini koyuyor. Senarist alın terini koyuyor. Yapımcı o riskin en fazla yiyip, yani biz yazarız paramızı alırız. Diyelim yönetmen çeker parasını alır ama yapımcı eğer reyting almazsa veya işte filmi izletemezse zarara uğrar. O yüzden yapımcı bu kodları düşünerek hareket ediyor. Bizim fikrimizi alıyorlar fakat son kararı yönetmen, yani yönetmenin Yani sizin biraz daha şey, dışınızda mı gelişiyor? yani biz fikrimizi söylüyoruz. Şu o yani Hı. olmayacak karakterse mutlaka fikrimizi belirtiyoruz. Bu olmaz Hı. diye. Anladım. Olay, şu olsun diye ısrar edersek bizi de kırmıyorlar. Anladım. Ama yönetmen seçer oyuncuyu. Yani özetle bunu söyleyebilirim ama yapımcı, son kararı veren yapımcıdır yani. Yapımcı parasını verecek oyuncunun. Oyuncunun bütçesi Anladım. yüksek diye der ki yönetmene,
Kardeşim başka bir oyuncu bulalım buraya. Alternatif sun der yani. Anladım, anladım. Birazcık da maddi aslında bir şey. Yani çok Tabii maliyetli tabii olursa. ticaret ya. Evet. Peki abi biraz hızlanalım. Hızlı cevap, soru cevap gibi yapalım. Tamam. Eleştiriler moralini bozuyor mu? Yani diyelim yazdığım bir senaryoya çok eleştiri oldu. Moralini bozuyor mu senin? Öğrenci bizim Şimdi bir şöyle, tanesi sormuş. eleştiriler moralimizi bozar normalde eğer ciddiye alacağımız insanlar olursa. Çünkü ya şöyle, yanlış bir şey yapmışsak, eleştirilmişsek bize yansıyan kısmı şu: biz bunu nasıl gözden kaçırdık deyip moralimiz bozuluyor. Bu kendimizle alakalı bir durum. Fakat bizim eleştirildiğimiz noktalarda biz haklıysak ve bunu ciddiye almamız gereken insanlar yapıyorsa, altını da dolduramıyorlar, tamam mı? Şöyle olmuş ama işte olması gerekeni yazmıyor mesela, yani işte söylemiyor. Veya işte bir tanesi Kurusu çıkmış kafiye kesin. yani. Ha, tabii diyor ki Hoca Ahmet Yesevi Mavi Radisi ile ilgili söyleyeyim. Hoca Ahmet Yesevi diyor şey, şöyle olmuş, böyle olmuş, böyle olur mu falan diyor. Diyor ki Hoca Ahmet Yesevi diyor, Malazgirt'i diyor, şey yapan adamdır diyor. Malazgirt'in ortamını hazırlayan, oraya dervişlerini gönderen adamdır diye bir açıklama yapıyor ve çok izleniyor. YouTube'da bu adam profesör, tarih profesörü. Adama ben açıp şunu desem muhatap almış olurum. Çok bir tarih profesörünün böyle bir hata yapması mümkün olmaması gerekir. Malazgirt 1071'de, Hoca Ahmet Yesevi'nin doğum tarihi 1093. Malazgirt'e nasıl derviş hazırlıyor bu adam yani? Eksi 20 yaşındayken. Aynen öyle. Ya o yüzden dikkate almamız gerekenleri alıyoruz ama öyle çok da moralimizi de bozmuyor doğrusu. Yapıcı eleştirileri alıyorsunuz, geri kalanı geride Tabii yani bırakıyorsunuz. olumsuz eleştiri varsa da şeydir yani, bize ulaşabilecek adamlar ulaşsınlar diyoruz. Ulaşmıyorlar yani, ulaşmıyorlar da işte sosyal medyada bizi seyircinin önüne atıp işte bak bunlar da böyle yanlış yaptı diyorlarsa zaten o adam kötü niyetlidir deyip sallamıyoruz yani. Anladım. Peki abi bir soru daha soracağım. Burada yazanlardan. Mesela Fatih Olfaz hocam sormuş. Fatih Olfaz hocam da matematik öğretmeni Kırıkkale'de ve YouTube kanalı Eyvallah. var. Matematik anlatıyor. Bayağı Eyvallah. da büyük bir kitlesi var. Yani 100-150 bine yakın bir kitlesi var neredeyse. Sizi Eyvallah. bayağı bir takip ediyor Mavera dizisini. Hatta biraz önce seninle sohbet etmeden hemen önce mesajlaştık onunla. Bana şunu sordu. Hocam dedi, niye Necip'i öldürdüler dedi. Mavera dizisinde. Şimdi şöyle, Fatih Hocama selam söyleyelim. Bu arada ben matematik hocasıymış. Ben de matematiği çok severim. Sen biliyorsun zaten. Biliyorum. Geliyor mu görüntü? Ha. Geliyor, geliyor sesim. Matematiği severim. İyi de yaparım onu da biliyorum. Şimdi şöyle, Fatih Hocam Necip'le alakalı biz çok fazla yorum aldık. Yani senarist elin kırılsınından işte bir daha senaryo yazamayasına kadar Tepkiler eleştiri geldi. değil, bayağı beddua şeklinde, hatta küfür edenler çıkmış yani. Yüzümüze karşıladığımızda da işte yazmışlar bir yerlere. Şimdi şöyle, Necip'i niye öldürdük? Biz bu diziyi Temmuz ayında çektik. Senaryonun yazılması daha evveli. Dizi çekilirken de senaryo yazımı tabii devam ediyordu. Bizi yetiştirmeye çalışıyorduk. Haftada 3 bölüm yazıp sete senaryo yetiştirmeye çalışıyorduk. Necip karakterinin, biz seti görmedik. Necip'in oyunculuğunu görmedik. Çocuk oyuncunun, biz Konya'ya gittik, sete gittik. Çocuğu gördük. Çocuk çok sevimli ve herkes seviyor sette. Dedik ki bu çocuğu seyirci de sever. Bu çocuğu öldürüp 2 bölüm şeyini almamız lazım. Bir de 26 bölüm paket ya. Diyelim 100 bölüm olsaydı ben 98. bölümde öldürürdüm mesela. Yani tam verim almak için. Şimdi bir de hikayemiz o yönde gitti. Yani şöyle, bugün mesela katliam yaptık dizide. 23. bölüm izleyen varsa onu da izah edeyim. Herkes Onu da demiş ki Fatih Hocam onu da sor. Bu neydi böyle ya dedi bu bölümde de herkes katil gördü senaristi dedi. diye. Katil senaristi yazmışlar. Bizim ilk şey sette başrol oyuncularında işte şeyde Pehlivan Usta'da, Mahmut'ta,
birkaç kişi de daha, hatta yüzlerini görmedik onların yani. Ölürken sadece sırttan gördük, bacaktan gördük. Niye öldüler? Korona oldular. Senaryo değişti. Ölmek zorunda Yani kaldılar. Onlar, o yani korona pandemide böyle bir şey yaşadık aynen maalesef. Yani sıkıntı ya. oyuncularımıza Allah şifa versin. Gerçi iyiler İnşallah. şimdi de. Yani bunlara o yüzden öldürdük. Necip karakterini çok sevdi seyirci ve hikayesi de o yönde gitti mecburen. Çünkü biz baştan beri tasarladığımız şey Necip'in karakteri değil, Şahsuvar'ın karakteriydi. Necip'in karakterini de tasarladık fakat orada Şahsuvar'ın dönüşümünü göstermemiz lazımdı. Şahsuvar'ın dönüştüğü bölümler geldi. Yani Şahsuvar bir intikam peşinde koşacak. İntikamını aldıktan sonra ben işte Sazlık Mahallesi'ni koruyamadım diye bir vicdan azabı çekecek. Hacı'nın yoluna girip adam öldürdüğü için bir vicdan azabı çekecek ve dönüşecek şahsı var. Bizim eğer devam edecek olsa dizimiz yani devam etme ihtimalini düşünerek yazdık. Şahsı var da bizim önemli karakterimiz olabilir mi acaba diye düşünüp yazdığımız bir şey. Necip'in ölümü. Anladım, anladım abi. Peki abi, kısa cevap, hızlı burayı geçelim. En beğendiğin yerli senaryo dizi. Şimdi öncelikle kısa cevap, çabuk geçelim diyorsun ama ben Türk dizisi yazıyorum kardeşim. 3 saat sürüyor benim dizim. Nasıl kısa olabilir? Ben yazdıkça yazıyorum, nasıl kısa anlatabilirim bir şey. Şimdi şöyle. Senaryosunu en beğendiğin diyelim o zaman. Kurtlar Vadisi'nin ilk 3,5 sezonu. 46. Yani bölüme kadar. yok. Daha fazla. Yani ilk Evet. o tasarım bir kere şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi senaryosudur bana göre. Karakterlerin dönüşümü, karakterlerin işlenişi, karakterlerin geçmişi çok iyi işlenmiş. Hikaye örgüsü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizisi. Beğenilir beğenilmez. Konusu çünkü derin devlet, mafya ilişkisi olduğu için sevenler var, sevmeyenler var. Kan var, adam ölüyor falan diye sevenler var, sevmeyenler var. Fakat Kurtlar Vadisi'nin Türkiye'de yaptığı bir şey var yani. Devrim gibi bir şey var yani. Adamlar acayip bir olay örgüsünde acayip bir hikaye anlattılar bize. Evet. Hollywood'da çok izlenen diziler var. Prison Break, o dönem izlenen ne vardı işte Lost falan. Yani bunlar Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna yaklaşamaz. Birçok şeyi tesadüfle çözmüşler. Bizim Kurtlar Vadisi de, bizim derken ben çok sevdiğim için bizim diyorum. Kurtlar Vadisi'nde çözümler falan çok önceden düşünülmüş. Yani birinci bölümün birinci sahnesinde söylediği lafa 80. bölümde atıf yapan, o hikayeyi 80. bölümde Evet, anlatan o kurgu çok zor aslında, kurguyu kafasında adam oturtmuş ve yıllarını ona vermiş gibi bir hissiyat var. Senaryo su çok sağlam. Sonraki bölümleri tartışılır yani. Daha sonra zaten değil mi? yani tuttu iş devam edelim demek için çekilmiş gibi duruyor. Fakat ama o bence en iyisi o yani. Şimdi sen Anladım. soracaksın, yurt dışında beğendiğin şeyler var mı? Yurt dışında Netflix film gibi. soracağım. Dizi değil de film soracağım. Biz de Ben izleyelim diye. diziyle Öğrencilerim belki izlemek isterler. başlayayım. Game of Thrones çok iyi hikaye örgüsü olan ilk 3-4 sezon. Karakterleri çok fazla olmasına rağmen bütün karakterlerin hikayesine girmiş. Sanatıyla, oyunculuklarıyla efsane olmuş. Bana göre efsane olmuş bir dizi Game of Thrones'u. Senarist ve oyuncu İlegal olmak evet. isteyenler, yönetmen olmak isteyenler mutlaka baştan sona bir iki kez izlesinler. Ama sinema filmi dersen birçok sinema filmi var. Ben Quentin Tarantino filmlerini severim. Guy Ritchie filmlerini severim. Bu Marvel evreni, DC Comics evreni filmlerini severim. DC Comics'te yani daha doğrusu film senaryosu açısından baktığımızda Batman üçlemesi var 2005'te başlayan. Kimdi yönetmeni? James Cameron değil. Hatırlayamadım. Ha, Christopher Nolan. Christopher Nolan'ın o üçlemesi çok iyidir. Senaryosu da çok iyidir. Yani bir
olmayan bir evren anlatıyor fakat sana çok gerçekçi geliyor. Yani gerçekte öyle bir şey var olabilirmiş gibi bir atmosfer tasarlamış. Yönetmen senaryosunu ona göre yazmışlar. Çok güzel filmler bunlar. Ha, o kült filmler var. Onlar da işte izlenir yani şey eski filmler var. İşte Dövüş Kulübü olsun. The Usual Suspects yani şey Olağan Şüpheliler olsun. İşte Snatch diye Guy Ritchie'nin bir filmi var. Bunlar güzel filmler. İyi filmler yani. Anladım. Farklı filmler yani. İzleyenler zaten vardır. İzlemek isteyenler de izleyebilirler diye böyle bir öneri sunmuş olalım. Abi peki Evet. çok uzatmayalım. Öğrencilerimiz de hani yorulmasınlar. Özellikle kanalın çoğunluğu 8. sınıf olduğu için Eyvallah. biraz da belki LGS çalışmalarını aksatmadan hani güzel bir sohbet dinlediler. Ben çok memnun kaldım. Normalde hani 10-12 dakika sürüyordu meslek tanıtımları. Seninle birlikte bir başladık. Şu an sohbet etmeyi de özlemişiz. Yarım saati geçtik yani. Ha. Öğrencilere bir tavsiyelerin olur mu? Öğrencilikleri açısından bir tavsiye mi söylüyoruz? Yani genel sınavla ilgili. Öğrenci. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani burada biraz seni övmek istiyorum aynı zamanda. Girdiği her sınavda derece yapıp çıkan bir öğrencilik hayatın olduğu için biliyorum. Sabahlara kadar oturup beraber oyun oynayıp sonra sınava gidip Türkiye derecesi yapıp Ankara Ukuha yerleştiğini biliyorum. O yüzden hani öğrencilik kariyerin aslında zirvede olduğu için öğrencilere de bir şeyler söylersin diye düşünüyorum. Şöyle o zaman tavsiye vereyim. Benim öğrencilik kariyerim üniversite sınavını kazanana kadar zirvede üniversiteyi okuyamıyorum. Daha 15 senedir üniversite öğrencisiyim, hala lise mezunuyum. Öğrencilere şöyle yani ders çalışması açısından şöyle tavsiye verebilirim. Bilinen meslekler var. Bilinen okullar var. Bilinen işte iyi eğitim alacağım diye hırs yaptıkları şeyler var. Bunların hepsi gelip geçici. Eğer bir mesleğe kendilerini adayacaklarsa o yöne yönelsinler. Tabii bunun danışmanlığını alsınlar. Yani rehberliğini Evet. alsınlar. Çünkü bizim aklımız yetmiyordu. Ben üniversiteyi aşağı yukarı 3-4 sene okuyana kadar ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazandığımda tıp puan alıp bir sene bekledim ODTÜ gelmiyor diye. Bir puan artırıp bir puan için bir sene bekleyip ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazanmıştım. Sonra ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine uygun olmadığıma karar verdim. Yani bir senem hem orada gitti hem de 3-4 senem gitti bu tarafta. Şimdi bunu bilmediğimiz için yani ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine gitmek mükemmel bir şeymiş gibi algılattırıldı bize. Evet. Çünkü herkes öyle istiyordu ve öyle bir ortam oluşuyordu. Fen lisesini kazanmak mükemmel bir şey. Evet, güzel eğitim alırsan Fen Lisesi'nde. Anadolu Lisesi'ni kazanmak mükemmel bir şey. Güzel eğitim alırsın. Ama bunların hepsi tamamen sende bitiyor. Yani öğrenci de bitiyor. Öğrenci, ben Fen Lisesi'nde kazanamadım. Özgat Anadolu Lisesi'nde de lise 2'ye kadar 120 tane öğrenci vardı. Sınav oluyorduk. Ben 100. oluyordum. Lise sonunda ders çalışmaya başladım. Okuldaki en yüksek puanlardan birini alıp ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandım. Hatta Yozgat'taki en yüksek puanlardan birini alıp ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine kazandım. Bu yani sınav dediğiniz şey yani bu müfredattaki öğrenilebilecek şeylere öğrencinin vakti yeter. Ama son 3 aya bırakırsa bu stres yükü senin o vaktinin yarısından fazlasını yani beyninin de yarısından fazlasını o strese harcamana sebep oluyor. Düzenli ve çok klasik oluyor. Yani düzenli çalışın, günlük çalışın. Ama İstikrarlı derde çalışıyor. yani Anadolu Lisesi'nde kazanamazsan, işte Fen Lisesi'nde kazanamazsan bir okula gidersin yani. Amaç Yani meslek edinmek. onu ben de söyledim yani öğrencilerimize. Çünkü yani ben de aynı süreçten geçtim. Ben de bir Anadolu Lisesi okudum ama sadece tabelasında Anadolu Lisesi yazıyor. Bildiğin Anadolu Lisesi denilemeyecek bir okuldu yani puanla gidemeyecek bir okul. Sonrasında hani amaç meslekse insan bir meslek ediniyor illaki. Gayret ettim. Liseden sonra çalıştım. Oldu yani çok şükür. Yani öğrencilerimizin bu strese girmelerini ben de istemiyorum aslında. Ama inşallah bir ayları kaldı. 8. sınıflar için söylüyorum. İnşallah güzel bir sınav geçirirler yani. Allah yardımcılar olsun hepsinin. İnşallah.
Yani Allah yaşama azmi versin, Allah ahlak versin, Allah vatan sevgisi versin. Evet. Bunlar Olduktan sonra evet bunlar diğer olduktan şeyler sonra daha önemli. Yani diğer bugün şeylere geliriz zaten aynen. üniversite mezunu oluyorsun, KPSS çalışıyorsun, oluyor olmuyor, başka mesleğe dönüyorsun. Diyelim işte öğretmenlik okudun, başka bir meslek yapıyorsun, orada daha başarılı olabiliyorsun. Bunların hepsi şeyler yani. Bu hayatın sana getirdikleri, senin hayattan beklentilerini peşinde koşacak azmi versin Allah. Öyle diyeyim yani en İnşallah. azından. İnşallah abi. Abi teşekkür ederim. Davetimi kırmadığın için. Geldiğin için. Güzel bir sohbet oldu. Ben çok hoşuma gitti. Bayağıdır da seninle görüşemiyordum. İyi oldu. Eyvallah. Böylece sohbette de görüşmüş olduk. Ben teşekkür ederim beni yayının aldığın için. Senin kanal bayağı izleniyor. Meşhur oluruz inşallah. Eyvallah. Senin ismin TRT1'de her akşam çıkıyor. Yani eyvallah. Abi görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Selamlar. Aleyküm Hepsine selam. saygıyla selam. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi.